Hayırlı olsun abi. İyi. K'lar iyi. K'lar iyi. Tebrik ediyorum o K'lı arkadaşları. Çok güzel. Şimdi bir fıkra daha anlatayım. Yo, onu anlattım mı? Bilmiyorum ki anlattım mı ya. Şimdi fıkra anlatayım mı arkadaşlar? Anlatırsanız anlatacağım. Yani maksat muhabbet olsun. Evet. Anlatayım mı? Tamam. Anlatıyorum. Şimdi insanlar hani Nuray Hanım var, güzel şiir okuyor. Çünkü yazıyor. Ruhuyla yazıyor. Ruhuyla okuyor. Çok öyle ruhuyla yazıp ruhuyla okuyan insanlara imrenirim. Çok güzel. Biz kendimiz şiir yazmıyoruz, fıkra da yazmıyoruz ama duyduğumuz fıkraları da anlatıyoruz. Şimdi bir profesör, eğitimci, benim gibi eğitimci ama ben profesör değilim. Bir salona gidiyor, ders anlatacak veya bir şey, konferans verecek. Salona giriyor, bir bakıyor, bir kişi var. Aa, millet nerede? Ondan sonra profesör diyor ki ya kimse yok, ben diyor gidiyorum. Anlatmayacağım. O salonda oturan beyefendi. Sayın profesörüm, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun söyleyin diyor. Şimdi diyor, siz seyis olsanız, ben de bir at olsam, siz seyis olarak atlara yem vermeye geldiğinizde baktınız ki bütün atlar kaçmış. O yemi ahırda bekleyen ata vermez misiniz? Öyle deyince profesör doğru haklısın diyor. Konuyu anlatıyor. Anlatıyor da anlatıyor. Anlatıyor da anlatıyor. 2 saat, 3 saat konuşuyor. Sonra tamam mı? Oldu mu? Diyor profesör. Efendim diyor. Tekrar. Şimdi diyor siz bir seyis olsanız, ben de at olsam, siz ahıra gelseniz, bütün atlar kaçmış, elinizdeki bütün yemi bir ata mı verirsiniz? Profesör kafası allak bullak. Yani her şey kadarınca, hakkınca olmalı. Adam da haklı yani. Anlatmış ama bir kişi anlatıyor. 100 kişiye anlatılacak konuyu. Evet, Ramazan Usta, buna da güldün mü? Bunu çok duydun mu fıkra mı?